Herkese merhaba. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün barbunya pilak yapacağız. Ben akşamdan barbunyamı ıslattım. Yarım kilo barbunyayı şişirdim. Bir gün önceden. Şimdi bununla beraber inşallah çok güzel bir barbunya pilaki, mezelerin en güzellerinden biri olan barbunya pilaki yapacağız. Malzemelerimize bakalım. Dediğim gibi yarım kilo barbunya, bir adet orta boy havuç, iki tane şöyle ufak domates. Ben kendim şöyle bir ufak biber kullanacağım arkadaşlar. İsteyen kullanmayabilir. Bence bu çok güzel tat verecek. Bir adet orta boy soğan, bir adet orta boy patates, biraz maydanoz, karabiber ve domates salçası. Şimdi ilk önce buna üstünü kaplayacak kadar su koyup biraz kaynatalım. Bir 15 dakika kadar kaynadı mı yetecek, çünkü malzemelerle beraber de kaynayacak. Barbunyamız tıkır derken bizi iç malzemelerini hazırlayalım. Ben soğanı rendeliyorum. İsteyen doğrayıp yapabilir. Biberimi de ufak parçalar halinde içine atacağım. Bu biber benim bahçede yetiştirdiğim biber. Bütün kış saksıda durdu. Şimdi biber ver. Doğradığımız havuçları tencereye boşaltıyoruz. Sıra geldi patatese. Bunu da küp küp yapıyoruz şöyle arkadaşlar. Patatesleri şöyle soğanı, biberi, havucu kavurduktan ve salçayı kavurduktan sonra atacağım. Tenceremizi ocağın üzerine aldık. Buna şimdi yarım bardaktan biraz fazla zeytinyağını atıyoruz arkadaşlar. Bu işin zaten özelliği zeytinyağlı barbunya olması. Ve ocağımızın altına tam gaz açıp bunları bir güzel kavuruyoruz. Malzemelerimiz güzelce kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Fazla değil arkadaşlar, çünkü domates salçacağız ya. Şöyle de salçayı güzelce karıştırıp yediriyoruz. Çiğliğini bir alsın. Yağla salçanın birazcık kavrulması yemeklere gerekli olan lezzetini veriyor. Şimdi bunu da yaptıktan sonra doğradığımız patatesleri atıyoruz. Bunları da şöyle güzelce malzemelerle karıştırıp kavuruyoruz. Güzel bir kavrulmadan sonra bir kaba küp küp doğradığımız domatesleri de atıyoruz. Ve kısık ateş alıp harmanlanmasını bekliyoruz. Bu arada barbunyanın durumuna bakalım. Barbunyamız kaynıyor. Bu kaynarken üstünde oluşan köpükleri alalım, atalım. Hem tadında hem de renginden berraklık oluşması için köpükleri almak gerekiyor. Domateslerim hermelendi. Bu arada hermelenirken patatesleri, havuçları da biraz yumuşattım. Şimdi kaynattığımız barbunyayı buraya döküyoruz. Hmm.
Bu karışıma ben bir bardak su ilave ediyorum. Ya bu su oranını ayarlamak gerekiyor. Gerektiği kadar tuz. Bir çay kaşığı dolu karabiber. Şimdi şöyle bir güzel karıştırıyoruz. En sonuna da isteğe bağlı olarak maydanoz kıymış olarak atacağız. Her şey bittikten sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Barbunyamız pişmeye yaklaştı. Şimdi buna ufak ufak kıydığım maydanozları atıyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını tekrar kapatıyorum. Çok iyi oldu gibi geliyor arkadaşlar. Pişsin bakacağız. Barbunyamız pişti. Şimdi burada püf noktası arkadaşlar. Siz suyun nasıl istiyorsunuz? Suyunu istediğinizi ayarlamak için istediğiniz şekilde kapağı açık biraz böyle pişirebilirsiniz. Buharlaşmadan dolayı su oranı istediğiniz seviyeye gelecektir. Zaten bunu sıcak biçimde bıraktığımız vakit soğumaya, ki barbunya plaki soğuk yenir. Sıcak da yersiniz ama esas soğuk yenir. Bu sular buharlaştığı vakit sizin istediğiniz kıvama gelecektir. Gördüğünüz gibi bence çok iyi oldu. Ben buna sarımsak koymadım arkadaşlar. Barbunya plakide pek sarımsak tercih etmiyorum. Ama çoğu arkadaş koyuyor. İsteyenler sarımsak da koyabilir. Ben yemeğimin altını kapattım. Gördüğünüz gibi beklerken de birazcık buharlaşacak. Soğuyana kadar tam kıvamına gelecek. Gördüğünüz hale geldi. Ben bunu yaparken sarımsak kullanmayı tercih etmedim. Fakat kullanan kişiler var, arkadaşlar var. Bu bir tercih meselesi. Siz sarımsak da atabilirsiniz. Ama bence gayet güzel oldu. Bu şekilde yaptığım yemeği, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirimleri en üst kademeden açmayı ve değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Yiyenlere afiyet olsun gene.